Merhabalar, Demon's Souls'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Bora Kralını öldürüp şu sisli kapıyı açmayı başarmıştık. Bu bölümü oradan devam etmeyi planlıyorum ama oradan devam etmeden önce şöyle bir envanterimizi kontrol edelim. Meçhul kahraman ruhu varmış mesela. Bunları bir kullanalım. Meşhur kahraman ruhundan da iki tane var. Onları da kullanıp seviye atlayacağım. Neyi atlatalım ama. Dayanıklılığımı biraz arttırmak istiyorum açıkçası ama inancı bir 10 yapayım da. Sonra da dayanıklılığıma vereceğim. Staminamız biraz olsun yani fazla olsun. Güzel güzel. Bu kadardı. Bakalım İnancım 10 olunca bizimle konuşacak mı? Klerik. Thanks to you, I was able to seek refuge. Now I stay here and pray. If you wish for benevolent protection in your fight against the demons, then bring me demon souls. İblis ruhumu getireyim. And create miracles with their power. Mucize öğrenebiliyoruz. Gizli ruh. Bora iblisinin ruhuyla karşıt büyü alanı gibi bir şey verdi. Ne işe yarıyormuş ki bu? Bir saniye. Kahraman ruhuyla da ikinci şans. Bu sanırım klerik şeysidir. Şişkin iblis ruhuyla da tazeleme veriyor. HP değerimizi yavaşça iyileştiren, tedavide olumsuz durum etkilerini kaldıran bir büyü sanırım. İlginç, ilginç. Yani gerçekten de 10 olması gerekiyormuş. Mucize kullanmayacağım tabii ki de. Bunlara ihtiyacım yok açıkçası. Gizli ruh falan filan. Daha çok silah yapmayı düşünüyorum. Yani iblis ruhuyla. Bunları da yapabiliriz tabii ki de. Bilmiyorum, bekleteceğim onları. Acelesi yok. Şimdilik konuşalım. Astraea of the Valley of Defilement. Evet, Astraea. The last I heard, Saint Astraea of the West was accompanied by the knight Garl Vinland. Garl Vinland mı? She could never be corrupted by souls. Not under the protection of such a renowned knight in his charmed armor. Surely, it is mere slander. Umarım öyledir. Only the weak are prone to such backstabbing. Şu adama söyle o zaman. Ardından kötü konuşuyor çünkü. Kötü konuşmuyor da, eğer işte Astraea yozlaşmışsa onun ruhuna lanet olsun falan bir şeyler diyordu. Vito. Many honorable knights have ventured into Boletaria in search of the Valley of Defilement. Anlıyorum. Precious rumors about Astraea offend our most basic sense of respect for God's name. However, none of these great knights have made it back. Could it be that that wretched valley is so infested with grime that even our Lord's voice does not resonate there? Bilmiyorum. Gidip bakarız. Of those left behind by God. İlginç, ilginç. Yoz vadi diyorsun ha. Her neyse ya da. Orası biraz tehlikeli bir yermiş ve asıl hedefimizmiş gibi görünüyor. God has granted this accursed land a special power. It is God's way of telling us we must stand against the demons. Yani klerik olmadığım için bunlara çok umurumda değil ama öğreti öğretidir. Büyüden bahsediyorsun. The will of God is clear. We must defeat the demons, annul the curse of Boletaria and purge the magicians who manipulate those accursed souls. Umarım aynısını bana da yapmaya çalışmazsın o zaman Aziz Uğur Bey'in. Yani seni kurtardım ben. Kara büyü yaptım da söylenemez açıkçası. Normal büyüler yapıyorum. Ama kadim büyülerin peşinde ilerlememiz gerekiyor aynı zamanda. Yani bu lanetli büyüleri, kara büyüleri öğrenmeyeceğim anlamına gelmiyor. Önemli olan onlara düşmemek. Onların
yozlaşmasına kapılmamakta. Gerçek bir büyü ustası olmam için onlara hükmetmem lazım. Onların bana değil. Öyle değil mi? Souls are a source of wicked power, emanating from the demons. King Alant was overcome by lust for such power, and has placed Boletaria in her present predicament. Old Frake and the Candle Maiden are no exception. Anlıyorum. Başka diyeceğim bir şey var mı birader? Pekala, gidiyorum o zaman buradan. I certainly cannot force you to do anything. Yani. But you must remember, souls are a demonic power. Dikkat etmeye çalışacağım. Ha, bu arada boss ruhlarından alacağımız şeylerin açıklamalarına bakalım nelermiş, ne değilmiş. Onları bir hatta hepsini okuyayım direkt ya. Yani bu mucizeleri almayacağım. Büyük ihtimalle platin kupa için hepsini almam gerekecektir ama. Boletaria'da keşfedilen yeni bir mucize, kişinin özünü baskılayarak kara suretlerce fark edilme olasılığını azaltır diyor. Boletaria topraklarında gezinerek tehlike saçan kara suretler hem tanrı hem de insanların düşmanıdır. Enteresan. Taliye, Boletaria'da keşfedilen yeni bir mucize, kişiyi Nexus'a geri gönderir. Nexus en kudretli ruhları kendine çekerek onları hapseder. Bu mucizede bu fenomenlerden yararlanarak çalışır. Şifa, temel bir mucize. Kişinin HP değerini tazeler. Tanrı'nın kudretinin az ama öz bir tezahürüdür. Tek başlarına uzun yolculuğa çıkan savaşçı rahiplerin en büyük dostudur diyor. Panzehir, temel bir mucize. Vücuttaki zehri yok eder. Karşıt büyü alanı. Bu Bora iblisi ruhuyla çalışıyordu. Bora kralı iblisinin ruhundan üretilen mucize, kişinin çevresinde büyüyü etkisiz hale getiren bir alan oluşturur. Tüm mucizelerin en yücelerinden biri olarak Tanrı'nın kötülüğün güçlerine karşı kudretini simgeler ve doğru yoldan sapmayan herkese uzatılan bir yardım elidir. İlginç. İkinci şans, kahraman iblis ruhundan alıyorduk bunu da. Kadim kahraman iblisinin ruhundan türetilen büyü, kişinin ölümünü bir kereliğine engeller. Ha, ilginç. Bu mucize ölüme ve ölülere tapan kafirlerce geleneğin sembolik bir reddidir. Enteresanmış. Şişkin iblis ruhu, yargıç iblisinin ruhundan türetilen büyü, kişinin HP değerini yavaş yavaş tazeler. Bu mucize insan yiyen kafir yargıcın sembolik bir reddidir diyor. Enteresanmış. Kıvranan iblis ruhundan ne yapıyoruz? Sülükseli iblisinin ruhundan türetilen büyü, kişinin üzerindeki tüm olumsuz durum etkilerini yok eder. Enteresan. Bu büyü vadinin kirlenmiş tabanında fokurdayan mikrop ve hastalığı lanetleyen bir yanıttır. İlginçmiş. Buradan gidelim artık bunları okuduğumuza göre. Sen bana başka bir şey söylemeyeceksin. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Anlıyorum, anlıyorum. Sen de yoluna devam et Umbasa. Sırada ne var? Sırada buradan gitmek var artık. Geri döneceğim. İç bölüme geri dönüyorum. Geçen bölüm bıraktığım son yere doğru gideceğim ben. Oradan devam ettireceğim videoyu. Şimdi buraya geldim. Burada bir öğe atlamışım ben. Onu alacağım. Dolunay otu varmış burada. Buradan aşağı inip devam ediyorum sonra. Şimdi en son burada bırakmıştım sanırım. Şuradaki elemanları atladıktan sonra salmıştım oyunu. Geri dönmüştüm. Daha doğrusu aşağıya atlamıştım da. Orada bir öğe falan atlamadım herhalde. Buradan devam edeceğiz. Artık bakalım bizi neler bekliyor. Şuraya geçebiliyor muyum? Geçemiyor muyum? Yukarıdan mı atlamam lazım? Pekala. Yukarıdan atlamam lazım anlaşılan. Bunları bir haklayalım. Mızraklılar sıkıntı çıkarabilir. İlk önce arbaletlileri indireceğim. Ha, şunlar biraz enteresan. Görünmez falan oluyorlar. Dikkatli olmam lazım benim burada. Sıkışacağım.
Burada sıkışırsam ölürüm. Sıkışmamam lazım orada. Tamam, büyü gücüne başvuracağım burada ya. Mecbur yani. Sen gel bakayım bir. Sen kaşınma. Kaşınıyor da. Bir saniye, bir saniye. Tamam, güzel. Sırada bunlar var. Fena değil. Yine ucuz yırttık vallahi. Az kalsın gidiyordum yani şurada. Ben arkada yol olduğunu sandığım için devam ettim buradan ama meğer çıkmaz yolmuş. Neyse, ölmedik en azından. Şunları şişkeni hayatı bayağı var bu arada şeyde. Envanterimde şu an. Hepsini yolluyorum mecburen depoya. Yani depoda şu an bayağı birikti onlardan. Kanatlı mızrak mı? He. Şunların silahından verdi bana. Pekala. Buradan gidelim öyleyse. Şu silahları alalım. Ne var burada? Meşhur kahraman ruhu var. Burası zaten en aşağı iniyor herhalde ya. Çok şey yapmama gerek yok herhalde de. Neyse, ben emin olayım. Yani bir oraya iniyor. %100 yani de. Amacı neymiş anlamadım yani. Ha, merdivenlerden de gelebilir miyim buraya? Onu mu demek istiyor? Neyse, geldim bir kere zaten. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi arka tarafına geçiş yapamıyoruz herhalde. Buralarda alabileceğim de herhangi böyle başka bir şey de yok. Yukarıdan devam edelim. Şu arbalet sesi aşağıdan geliyor bu arada. Düşmana vurdum, platformdan aşağı düştü yani. Ölmek yerine. Öyle bir tercihte bulundu kendileri. Şimdi bunları indirelim. Gel bakayım. Yine zeki olduklarını zannediyorlar galiba. Orada bir tuzak var. Bu neymiş? Şişkin hayat. Sürekli şişkin hayatı veriyor. Bebek ağlama sesi mi geliyor? İçeriden bebek ağlama sesi geliyor. Enteresan. İçerisini görebiliyor. Acaba bu cam kırılıyor mu ya? Yok. Yani alakası yok zaten. Belliydi kırılmayacağı da. Bir deneyeyim dedim. İçeriden bebek ağlama sesi geliyordu. Acaba dedim gidebiliyor muyuz ama. Gidemiyormuşuz. Söyle olsun. Burası kapının arka tarafı mı ya? Kapıyı kapattı ya eleman. Galiba onun arka tarafındayız. Güzel. Ha, unutuyordum ha, az kalsın. Planları işe yarayacaktı az kalsın ha. Tamam birader be. Bunu hakladım. Güzel güzel. Fena değil. Geldiğimiz yol şurası. Oradan geldik. Surlar şuralar. Bayağı bir yol kat etmişiz ya. Hani. Güzel mekan bu arada gerçekten. Asıl hedefimiz sanırım şuraya gitmek de. Oraya gidene kadar biraz uğraşacağız gibime geliyor. Tamamdır, öyle olsun. Buradan devam edelim. Şimdi bizi burada neler bekliyor acaba? Ben onu merak ediyorum. Manzara güzeldi. Düşmanlar daha zorlu olacaktır artık diye düşünüyorum. Yani bu bölümde bir boss'la kapışmayı planlıyorum. Bakalım yetişebilecek miyiz boss'a? Bir şey var orada ama. Grey Sword'lu elemanlardan var. Perileyemedim. Peri denedim de olmadı. Bir daha deneyeceğim. Öldürecek bu beni ama peri yapacağım diye. Son bir kez daha deneyeceğim. Tamam, denemiyorum artık. Canımı hızlıca iyileştirmem lazım benim. Şundan kullanalım. Gel. Öleceğiz. Bu gidişle. Boş ver periyi. Büyü yapalım buna. Ruhu işe yarar herhalde. Zırhlara karşı işe yarıyordu. Güzel.
Hadi birader. Senle adil bir şekilde dövüşmeyeceğim. Yani bu adam belli ki benden daha iyi bir kılıç ustası. Yani Hector rakibinin seviyesini ölçebilir. Onu kılıç dövüşünde alt edemeyeceğini anladığında büyü yapması gerektiğini fark etti ve büyü yaptı. Akıllıca bir davranış, akıllıca bir seçenek diyebiliriz yani. Alt edemeyeceğim düşmana boşa boşa, yani boş yere kılıçla uğraşmama gerek yok. Alt ederim bu arada, gider backstep falan atarım da. Biraz da hikayenin içine dalalım öyle değil mi? Büyücü olduğumuzu unutmayalım yani. Ama bunlarla da büyü atmama gerek yok yani. Tamam. Bunu hakladım. Zorlu düşmanlara büyü kullanıp beni zorlamayacak düşmanlara büyü kullanmayacağım. Tabii ki de. Şimdi burası doğru yer. Nerede lan o gülen? Ha orada bak. Birkaç tane var anlaşılan buralarda da. Şuradan devam edelim o halde. Aşağısı. Aşağıya gidemiyorum. En azından henüz gidemiyorum. Dolunay otu. Ya can yenileme öğesi anlamında çok bir sıkıntım yok açıkçası şu an. Oldukça fazla can yenileme öğem var. Ama var diye de hepsini kullanmaya gerek yok herhalde. Dikkatli kullanmak lazım. Yine bu şövalyeler, daha doğrusu garnizon askerleri diyebiliriz. Şövalye değil bunlar. Şövalyeler şu deminki Grace Sword'lu olabilir mesela. Öl be. Sinir bozucu. Mızraklı askerlerden hiçbir oyundan az almıyorum yani. Hep zorlarlar. İstinasız yani. Hepsi zorluyor mızraklıların. En azından beni zorluyorlar. Bilmiyorum. Mızraklı askerlere karşı doğru savaşamıyorum. Az da kolay da. Buradan aşağı atlayabilir miyim acaba? Onu mu yapmamı istiyor oyun benden? Şu an denemek istemiyorum ama. Biraz bekleyeceğim bunun için. Buradan aşağı inebiliyorum. Buradan gideceğiz belli ki de. Buradan gitmeden önce diğer tarafları bir kontrol edeyim. Şuralara bir gidelim bakalım ne var ne yok. İyice bir göz gezdirelim. Sonra diğer taraftan gideriz. Şunları haklayalım mesela. Sen de gel birader. Bunlara bir tane de kılıç vereydiniz be. Fazla yaklaştığımızda, yani kılıca geçiş yapsalardı. Ölümü bekliyorlar sadece. Aşağısı kalabalık. Dikkat etmemiz lazım orada. Mekanizma mı bu? Çalıştırıl yok lan, değilmiş, tamam. Mekanizma zannettim. Meçhul kahraman ruhu. Oo. Çok güzel yapmışlar ya. Gerçekten. Tamam, buraya da daha sonra geleceğiz. O zaman ilk önce o kapıyı üzerime kapatan elemanın yanına doğru gidelim ya. Zamanı geldi bunun. Artık onu bir haklayalım. Yine kaçar büyük ihtimalle. Bilmiyorum kaçar mı? Yani cesursa savaşır. Korkaksa kaçar. Bilemem. Göreceğiz. Şuradan bir gideyim de ilk önce. Kaçamayacak ama. Yani kaçmasına izin vermeyeceğim burada ne yazık ki. Sonun geldi birader. Sağlam bu yalnız. Yine mi? Dayan birader, geliyorum. Dayan biraz daha. Bizim şövalye dostumuz var orada. Ona yardım etmem lazım. Dayan birazcık daha. Ne alemdesin? Ölmek üzere yalnız bu. Tamam. Kurtardım onu. Dayan birader, dayan. Az kaldı. Güzel.
Kurtarmayı başardım onu. Nereye kayboldu ama? Ölmemiştir umarım. Dolunay otu. Birazcık daha şişkin ayotu. Nereye kayboldu lan bu? Ölmedi değil mi ya? Yok, bu zaten buradaydı. Nereye gitti o? Memur şapkası verdi. Ha, burada. Tamam, güzel. Bir an öldü sandım var ya. Birader, yine iyisin ha. Tabii ki de. Bir kez daha. Bir gün ödersin be. Neymiş o? Kral babam beni bekliyor. Kral babam derken saf berrak taş. Kral baban mı senin, yoksa genel olarak mı söyledin? Genel olarak söyledi herhalde. Hani tüm şövalyeler kralı babası olarak falan mı görüyor acaba? Father, the king awaits me diyor. Yani babam, kral beni bekliyor dedi. İlginç. Sanırım geri dönecek oradan o. Pekala. Ben buradan devam ediyorum o halde. Babası kral mıymış yani bunun? Bilmiyorum, hala emin değilim o konuda ya. Yani tüm şövalyeler belki de hani kralı babası olarak görüp korumaya çalışıyor da olabilir. Bilemem. Şimdi bunları aklayalım. Bu arada ucu ucuna kurtardım ha. Birazcık daha geç kalsaydım hani ölebilme ihtimali vardı orada onun. Zamanında kurtardığıma sevindim yani. Memur zorladı beni orada ya. 2 saat ölmeyerek. Şişkin hayat o. Burada büyü kullansam daha iyi olacak. Bayağı kalabalıklar. Hepsiyle tek tek dövüşmeye gerek yok diye düşünüyorum. De kalkanları bozuyor yani. Ruh oku işe yarar ama. Güzel. Bir tane daha. Başka da kullanamayacağım. Tamamdır. Bunları gönderiyorum. Stok yapıyorum kendime. Bir gün elbet ihtiyacımız olur. Oradaki şövalyeler yalnız farklı görünüyorlar. Birazcık daha sağlam görünüyorlar. Onlara dikkat etmem gerekecek sanırım. Buradan devam etmeden önce şu yukarıya bir tekrar ben bakmak istiyorum. Orada bir şeyler atladım ben ama. Şundan kullanacağım. Bir tane daha kullanalım. Ya bir şeyler atlamadım büyük ihtimalle. Ben emin olmak istiyorum. Aynı yere mi gidiyor yoksa farklı bir kat mı var orada diye. Onu bir kontrol edeceğim sadece. Büyük ihtimalle aynı yere gidiyoruz da. Emin olalım. Sonra gel git yapmakla uğraşmayalım. Öyle değil mi? Fazla tedbirliyim bu tarz durumlarda ya. Yani iyi bir yön değil tabii ki de ama sonra da pişman olmaya gerek yok. Evet, aynı yere geliyormuş. Tamam. O zaman buradan devam ediyoruz. Arbaletçilere dikkat etmem lazım. Şu arkadaki şövalyelere ekstra dikkat etmem lazım. Onlar elit şövalyeler çünkü. 3 tane birden var hem de. Roku burada işime yarayacaktır genel olarak. Onların zırhlarını kırmada. Anladık birader be. Bu bayağı büyük bir kapıymış yalnız. Geliyorlar bunlar. Biraz burada kaçamak dövüşeceğim tabii ki de. Bir büyücü olarak kendimi riske atamam. Mesafemi koruyup dövüşeceğim. Ha. Bunlar mızraklı ya. Şişkin hayatı ver. Mızraklı düşmanları
Kalkanlarını kıramıyorum. Üçü birden geliyor yalnız. Ne yapsak acaba? İlk önce arkadaki arbaletçi okçuları falan indireceğim. Bunları da tek tek indirmeye çalışacağım. Bir büyücü olarak doğru kararı verip burada geri çekiliyorum. Taktiksel bir geri çekilme ama. Planımı uygulamam için buna ihtiyacım var. İlk önce şunları aklayalım ki rahat dövüşelim sonra. Tamam. Tamam. Burası gayet açık bir alan. Sürekli backstep atarak dövüşmem lazım burada. Tamamdır. Bunları akladık şimdi. O şövalyeler nerede acaba? Asker lotusu. Şişkin ayotu. Burada ne varmış? Efsanevi savaşçı ruhu aldım bir tane. Dolunay otu 9 tane verdi. Baya ben biriktirdim bu arada ya. Gerçekten. Buradan aşağıya gidemiyoruz. Yani gidebiliyoruzdur büyük ihtimalle de ölürüz herhalde. Yani ölüme gideriz anca. Çivili kalkan mı? O kirkin kalkanı. Dark Souls'taki. Sürekli bizi invade eden bir tane şey var. Invader var da. Kirk diye. Şimdi alev. Ne olur ne olmaz bunu kullanacağım. Alev büyüsü deneyelim bakalım. Yok kıramıyorum kalkanlarını ya. 3 alev büyüsüne kırılıyor da. Onu yapana kadar beni burada şişleyecekler yani. Burada dikkatli oynamam lazım. Daha çok backstep atarak oynamam lazım. Tamam. Bunlar peri yiyor mu acaba? Peri yiyorsa belki bir şansım olabilir de. Tamam bu ilk backstep'ti. Böyle böyle öldürmeye çalışacağım mecburen. Başka yapacak bir şeyim yok. Mecburum bunu yapmaya. Yoksa beni indirirler burada. Doğru hamleyi bekle. Acele etme. Biraz sıkıntılı bir durum. Bir tane daha backstep atabilirsem. Tamam. Kalkanlarını tuttuğu tarafta durursam backstep atması daha kolay. Kalkanımı kırdı yalnız. Dikkatli olmam lazım burada. Ha öldürdüler ya. Neyse kısa yola açtım zaten. Nasıl öldüm ben bunlara ya? İlginç. Beklemiyordum ölmeyi. Sinir bozucular tabii ki de. Neyse hızlı bir şekilde gideceğim oraya tekrardan. Zaten kısa yol açtığım için direkt oraya ulaşabilirim. Ölmeyi beklemiyordum ben. Mızrak. Oğlum bunlar mızrak ama uzun mesafeye erişebiliyormuş ya. Beklemiyordum yani. Orada hasar yemeyi. Ben hasar alanından kurtulduğumu sanmıştım. İşte bu yüzden sevmiyorum mızraklı düşmanlara karşı savaşmayı. Neyse. Halledeceğiz. Her ölüm bize bir şey daha öğretiyor. Buradan da mızraklı askerlere karşı daha dikkatli olmamız gerektiğini öğrenmiş olduk bir kere daha. Bunları da hafife almamak lazım tabii ki de. Sen hala gidemedin mi be? Borcunu ödemek istiyordun değil mi? Gel şu mızraklı askerleri birlikte öldürek be birader. Senin gibi bir şövalyeye ihtiyacım olabilirdi. Neyse devam. İlk önce yukarıdaki arbaletçileri aklasam benim için daha kolay olacak galiba burası. Öyle yapalım. Canımı fullemiyorum şimdilik. Gerek yok gibime geliyor. Daha sonra hallederiz onu. Yani boss savaşına gireceğim galiba. Boss savaşını kazanırsam zaten ruhum kendiliğinden yenilenecek.
Şurada canımı iyileştireyim biraz. Burada kim var? Arbaletçiler. İlk önce bunları aklamam lazım, yoksa yukarıdan sürekli beni rahatsız edecekler. Gerçi edebilirler, bilmiyorum. Edememe ihtimalleri daha yüksek gibime geldi ya. O neydi lan? Ateş bombası falan attı galiba. Dikkat, dikkat. Mızraklı askerler sinir bozucu gerçekten. Ha. Arkada düşman varmış. Dikkat. Ölen askeri adeta bir şey olarak kullandım. Kalkan. Ölmedin mi be? İnatçı. Şimdi nasıl olaya geldik? Bunları büyüyle hızlı hızlı aklayacağım. Arbaletçileri. Uğraşmaya gerek yok onlarla. Ama bu baltalı sıkıntı çıkaracak bana. Sen de gel bakayım. Ne çok asker var burada ya. Tamam, geri çekiliyorum. Şövalyeler beni takip etsin. Onları bir şekilde aklamaya çalışacağım artık. Bilmiyorum nasıl yapacağız ama. Bir şekilde halledeceğiz artık ya. Kalkanımı güçlendireyim. Ah, backstep atamadım orada ya. Kalkanımı yenilensin. Şöyle vursam diyorum da. Riskli olacak bu. Dikkatli olmam lazım. Bak, bir hataya gidiyorum. O hatayı yapmamalıyım. Backstep arıyorum da. Bulamadım henüz daha backstep şansını. Çok sinir bozucu burası ama. Sonunda. Ruh oku kullanacağım artık ya. Sarsılmıyorlar ki bunlar. Öldürecekler beni. Şişkin ayot kullanmam lazım. Kalkanlarını bir şekilde kırmam lazım ama. Tamam, birisini aklarsam rahat edeceğim. Şunu aklamam lazım bir şekilde. Daha fazla. Tamam. Öldü bu. Sırada sen varsın. Kalkanını kırarım. O güzel. Bayağı vurdum. Kalkanını kırınca daha fazla hasar yedi. E, kaldık mı baş başa? Gel bakalım. Baş başa kaldık birader. Güzel. Yani demin ölmemin sebebi o mesafeyi şey yapamamamdı. Doğru planlayamamamdı yani. Ama aklamayı başardım. Güzeldi. Fena değildi, fena değildi. Ruh oku iyi ya. Ya 3 tane ruh oku attıktan sonra kalkanı kırılıyor. Kalkanı kırılınca da daha fazla hasar yiyor. Valla değildi yani o kadar. FP kullanmama, MP ya da her neyse. Aşağısı uçurum bu arada. Yani boss'la kapışacağız büyük ihtimalle.
Canımı fullesem mi fullemesem mi emin değilim. Fullememeyi tercih edeceğim ama buraya çam reçinesi versem daha iyi olacakmış gibime geliyor. Kara çam reçinesi verelim. Normal reçineden yok mu ya? Normal reçineden yok galiba. Ne olur ne olmaz. Yani boss herhalde bu. Başka bir şey kullanmama gerek yok herhalde ya. Ne olur ne olmaz. Giriyorum ben içeriye. Birader. Kaçacaksın mı hala, dövüşeceğiz mi? Dövüşeceğiz galiba. Ama bununla dövüşmeyeceğiz sanırım. Mızrak galiba. Kılıç mı yoksa? Tamam, long sword'muş. Bayağı bir long sword'muş. Sen kimsin birader ya? Zırh yaran. Bu beni zorlayacak gibi. Bakalım büyüye karşı dayanıklı mısın? Büyüye karşı bir dayanıklılığı var da savunmamı arttıracağım ilk önce. Bununla yakın mesafe savaşına girmem ben. Tehlikeli olur benim için. Olabildiğince uzak kalacağım. Yani bir büyücüden zaten yakın mesafe savaşına girmesini beklemek saçma olurdu. Kaçınma hamleleri yapabiliyorsun. Sanırım buna ruh oku kullanmam gerekiyor. Ondan kaçamıyor fazla. Daha vuramıyorum ona da. Oo, ateş çıkardı kılıcından. Bundan da kaçabiliyormuş. Hamle yapacağı sırada vurursam hasar verebiliyorum. Biraz cesur davranmam lazım burada galiba benim. Yoksa sabaha kadar ölmeyecek bu. Ama böyle yaparsam da ben öleceğim. İki taraflı keskin bıçak. Tamam. Fazla yaklaşmamam lazım buna benim. Sıkıntı olur yoksa. Tamam, güvenli mesafeden saklarım ben bunu ya. Zırh yaranı. Şu saldırısı biraz sıkıntı. Fazla yaklaşmamam gerekiyor. Bir saniye bekler misin rica etsem? Şu canımı bir fulleyeyim ben. Savunmamı arttıracağım. Arttıramıyorum. Birader kaşınıyorsun ya. Güzel, güzel. Farklı bir saldırıydı bu. Fazla ya, büyüye karşı dayanıklılığı var ama çok da dayanıklı değil. Şunlardan kaçmasa güzel olur. Güzel. Hamle yaptıktan sonra vurursam kolay olacakmış gibi görünüyor. Baharat kullanmam lazım. Büyü gücümü yenileyebilmem için. Fazla yaklaşırsam ardı ardına hamleler yapıyor. O da benim için tehlikeli biraz. Güzel. (Gülüyor)
Yani büyücü neden oynamadığımı anlamışsınızdır artık ya. Oyun easy mod oluyor ya. Kolay oluyor. Yani bunu kılıçla aklamaya çalıştığımı düşünün bir böyle. Yanına gidiyorum. Bu ardı ardına hamleler yapıyor. Ben onlardan sürekli kaçılmaya çalışıyorum. Doğru hamle zamanlamasını bekliyorum. Vurmaya çalışıyorum falan derken 2 saat uğraşıyorum. Ama büyücüyken, yani gördüğünüz gibi, doğru mesafeyi koruduğum sürece bana vuramıyor zaten. Yaklaştığında da büyüyle işini bitiriyorum. Kolay oluyor. Güzel. Zavallım ya. Havalı bir şeysin ama işte her zaman havalılar kazanmıyor birader. Ha, bu kılıçla alamayacağım anlamına gelmiyor tabii de. Niye öyle bir şey yapayım? Büyücüyüm sonuçta, öyle değil mi? Hamlelerini anladım zaten az çok ya. Zor bir boss değil. Güzel. Ben işimi garantiye alacağım. Biraz yaklaşsak mı acaba? Güzel. Gel bakalım. Son hamleyi bekliyorum. Güzel. Fena değildi. Fena değildi. Zor değildi ama havalı bir boss'tu. Kılıcını sevdim özellikle. Düşmanın kanıyla güçlendirilmiş. Ne oldu lan? Öyle kaçarsan sırtından vururlar adamı. Kemer taşına dokunalım. Gümüş iblis ruhunu aldım. Gümüş iblis ruhu neymiş? En yukarıda mı? Zırh yaran iblisin ruhu. Buradan devam edebilirim. Geri dönebilirim. Ne yapsak ki? Kaç dakika oldu acaba? Anladığım kadarıyla 40 dakika falan oldu. Şu an 60 bin ruhum var. 60 bin ruhtan peçizden yüzük. Abi ben o yüzden 60 bin vermek istemiyorum. Büyük ihtimalle oyunun bir yerinde illa alacağız o yüzüğü yani. Nerede bilmiyorum ama. İlla karşımıza çıkacak ve pişman olacağız o kadar şey verdiğimize. Kralın kulesi ya. İlginç. Buradan devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz şimdi? Bence bugünlük yeter. Burada gezdiğimiz kalede falan. Geri dönelim, biraz seviye atlayalım. Kralın kulesi ne diyormuş? Bir zamanlar Boletaria'nın simgesi olan ancak ejder pençeleriyle yıkılmaya yüz tutmuş kralın kulesinde yaşlı kral Alant dökülen tahtında oturmuş, bu çürümeye tanıklık ediyor. İlginçmiş. Nexus'a geri dönüyorum. Zırh yaran fena değildi. Görünüş olarak havalı bir boss'tu diyebilirim. Ama havalı bir boss'tu sadece. Yani büyücü olmak gerçekten oyunlardan keyif almamamın sebebi yani. Ama daha önce Dark Souls, ya Souls serilerinde, Dark Souls'da, Bloodborne'da zaten teknik olarak büyücü olamıyorsunuz da. Büyücüye yakın bir şeyler var da bunlara büyücü demek yanlış olur. Veya Sekiro'da da aynı şekilde. Yani Dark Souls serilerinde büyücü olmadığım için büyücüyü denemek istedim. Neyse, büyücüyü denemiş olduk böylece. Deniyoruz da zaten. Keyifli ya. Sıkılmıyorum bu arada. Sadece hani düşmanların bu kadar kolay aklanması çok hoşuma gitmiyor benim. Hani bana birazcık daha böyle karşılık vermeleri lazım ya kılıç savaşlarında. Ben de onlara karşılık vermeliyim ya. Onu büyücülük yaparken hissedemediğim için böyle oluyor yani, anlayacağınız. Anlatmak istediğimi anlamışsınızdır umarım. Şimdi ne yapıyoruz? Büyümü geliştireceğim. 30'a çıkaracağım büyümü.
Güzel. Sen başka bir şey söylemeyecek misin gerçekten ya? Kuvvetinle dünyayı iyileştir, elimden geleni yaparım. Şimdi depoya bir sürü şey yolladım ben. Kaç tane dolunay otum var? 32 tane var. Harika. Geliştirme öğelerine bir bakacağım ben. Bir saniye. Şurada demirciye bir gidelim. Ekipman onar, silah geliştir diyelim. Ha, dev kılıç almıştım geçen bölüm. Ona bir bakalım. Şemşiri keskin taş parçasından 2 tane daha ihtiyacım var. Acaba depoda var mı? Belki vardır, bir bakalım. Sanırım yok ya. Yok, keskin taş parçası yok. Madene gitmem lazım büyük ihtimalle onun için. Aldığım öğelere kontrol edelim o zaman. Daha önce okumadığım bir öğe var mı acaba? Kara göz taşı. Bunu okumadım ben sanırım ya. Bir kara suretten alınmış, doğru yoldan çıktığının kanıtı olan bir göz taşı. Ölüm halinden ruh formuna bürünürsün. He. Öldükten sonra bu eşyayı kullanarak birbirinden ayrı sayısız dünyadan birini istila edebilirsin. Başka dünyalarda kara suret olarak görünürsün. Başka bir dünyanın ev sahibini alt edebilirsen fiziksel formuna kavuşursun. De online bir öğe anlaşılan. Ak göz taşını okuduğumu hatırlıyorum. Bunlara bakmıştım. Ben oyunun başında rehber ojit seçtim ya. Parlak taşmış sadece yani. Bana aslında yol gösteren önemli bir öğe olduğunu falan zannetmiştim ben. Ya öyle de şey yani. Mesela bunu kullandığımızda şuraya git falan diyecek sanmıştım. Yani bilseydim burada şey alırdım. Yüzük falan vardı, onları alırdım. Neyse, olan oldu bir kere zaten. Bunları okumuştum. Gizli fırlatma bıçağı. Bu nasıl bir fırlatma bıçağı hocam ya? İlginç. Fırlatılarak kullanılan özel bir bıçak. Hedefe nişan alıp yatay biçimde fırlat. Akıl sır ermez derecede acımasız tasarımlarıyla bilinen bu bıçaklar çoğu kez kralın hizmetindeki casuslarca kullanılır. Demek ki o ara sokaklarda karşılaştığımız kralın casuslarıydı. Burada bakmama gereken bir şey yoktur herhalde. Bunların hepsini biliyoruz zaten. Yani genel olarak biliyorum ne olduklarını. Demir anahtarlık, bakır anahtar, Nexus özüt bilmem nesi. Bunu okudum. Dev kılıç. Normal kılıçlarla benzerlikler taşıyan bu aşırı iri kılıç çok amaçlı bir silahtır. Ancak kullanabilmek için insanüstü bir kuvvet gerektirir. Muazzam ağırlığı düşmanların ayaklarını yerden kesebilir. İkiz diş Bior tarafından kullanıldığı bilinmektedir. İkiz diş Bior, ha? İlginçmiş. Ahşap değnek. Bana daha büyücü öğeleri vermedi oyun. Sanırım büyücülerin gezdiği mekanlarda henüz bulunamadık. Klerik öğeleri topladım. Normal öğeler topladım ama büyücü öğesi daha toplayamadık. Oklar var. Büyücü zırhı falan da toplamadım mesela. Mavi gözlü şövalye eldivenleri. Boletaria şövalyelerinin eldivenleri kraldan aldıkları yetkinin kanıtı olarak güneş simgesiyle süslenir. Taş dişi madenlerinden çıkan sertleşmiş demirden yapıldıkları için sıradan zırh eldivenlere kıyasla daha ağır ve sağlamdırlar. Ağır olmaları kondisyon tazelenmesini yavaşlatır. Bunları okuduğumu düşünüyorum. Bunlara baktım. Sanırım bakmadım. Herhangi bir şey kalmadı. Bu bölüme burada son vereceğim ya. Daha fazla devam etmemin bir anlamı yoktur herhalde. Seninle bir konuşalım. Sunacak ruhlarım var da bir saniye önce. Kıvranan şişkin kahraman Bora iblisi. Tabi. Unutmamaya çalışırım. Büyücünün bize diyeceği bir şey var mı acaba? Freki hala kurtarmadığım için benimle konuşmayacaktır diye düşünüyorum. Aynı şeyleri tekrarlıyorsun.
Öğrenecek büyüm de kalmamış. Sanırım artık onun bilgeliğine yaklaşmışız biz. bu arada diğer kemer taşlarına da gidebilirim artık herhalde diye düşünüyorum. Yani yeterince geliştiğimi düşünüyorum aslında. Bir sonraki bölüm zırh yaranı öldürdüğüm yerden devam edeceğim. Ama baktım oradaki düşmanlar çok zorlu. Zaman diğer kemer taşlarından devam edebilirim. Bilmiyorum, bakacağız. Umarım keyif almışsınızdır bölümden. Bence gayet keyifliydi. Güzel manzaralarla karşılaştık. Güzel tasarımlarla karşılaştık. Keyifli bir boss'la dövüştük. Her ne kadar büyücü olduğum için fazla zorlamasa da beni. Şu mızraklı 3 şövalye zorladılar. Fena değildi yani. Gözümüz sürekli şeye gidiyor yalnız. Mumcu kıza. Mumcu kız diyorum da mumcu kız değil adı bunun. Siyah bürülü kız. Bak normal bakıyorum, karakter oraya dönüyor nedense. Tuhaf. Neyse, gittim ben. Görüşmek üzere.